Arkadaşlar sizlerle olmak her zaman çok güzel ama üniversite öğretim üyelerinin en büyük zevki nasıl sınıfta birlikte olduğu zaman öğrencileriyle haz alıyorsa bu tür toplantılarda da özellikle bizim Ege Üniversitesi televizyonunda ilk düzenlediğimiz toplantıyı da sizlerle birlikte yapmam bana daha farklı bir haz veriyor. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Ben tabii isimlerinizi toplantı içinde söyleyeceğim ama izin verirseniz ilk isimlerinizle hepinize hitap etmek istiyorum. Normal ortamda olduğu gibi. Genelde resmi ilişkilerin dışında bir informal etkileşim var aramızda, değil mi? Siz hocam derken o içinizden gelen sevgiyi bize ifade edersiniz. Biz de sizin ilk isimlerinizle hitap ederken kendimizi daha yakın hissederiz. Belki o nedenle olsa gerek o üniversite ortamındaki, yalnız sınıf içi değil, üniversite kampüsündeki karşılıklı etkileşim sanki aramızda özel bir duygusal bağ oluşturur. Siz 4 yıl, 5 yıl zaman zaman yüksek lisans doktora ile 10 yıl kadar bizimle birlikte kalırsınız ama inanın her üniversite kampüsü dışında toplumun farklı bir sosyal kesiminde çalışırken yaratmış olduğunuz katma değer, sizin başarılarınızı görmek bizleri hep mutlu eder ama hep özlemle anımsarız. Bugünkü toplantımızda üniversitelerin hem ülkemizde hem de dünyadaki toplumsal işlevini tartışmak. Üniversite neden önemli? Aslında eğitimin belki de en son aşaması olarak biz üniversiteyi görüyoruz. Sizler de üniversiteye girerken onu hatırlıyorum. İlkokuldan itibaren, ortaokul, lise derken değil mi? Hem sınıf içinde etkileşim yoluyla daha fazla şey öğrenmek, öğrendiklerinizi kullanabilme becerisi kazanmak. Bir de bu yetmiyormuş gibi hafta sonları pek çoğunuzun ki ben de dahil kurslarda ya da özel hazırlık programlarında kendimizi bulurduk oyun oynama yerine. Demek ki üniversiteye girmek ayrı bir şey. Önemli bir aşama olarak karşımıza çıkıyor ve hepimiz de isteyerek geldik. Acaba biz neden üniversitede yer almayı bu denli istedik? Özel yaşamımızı planlarken dahi okul sisteminde daha uzun süre kalarak hem mesleki hem de sosyal hem de kültürel açıdan dünyayı daha iyi anlama, algılama ve yaratacağımız katma değerin yüksek olabileceği bir yetişkinlik dönemine hazırlandık. Bu bireysel istemimiz. Ama tüm toplumlara bakıyorum ben. Hem Türkiye'de hem de Türkiye dışındaki dünyanın değişik coğrafyalarının yer alan ülkelere herkes üniversite öğrencilerinin okul içindeki sayısını artırmak istiyor. Yani nüfusunun üniversite yaş grubunda yer alan nüfusunun mümkün olduğu kadar çok büyük bir oranını üniversite sıralarında yer alması için çaba harcıyor. Hem ekonomik, hem politik, hem kültürel açıdan her ülke sahip olduğu bütçe olanaklarının büyük bir kısmını eğitim ayırırken bu eğitimin önemli bir dilimi üniversiteye ayrılıyor. Bu acaba 21. yüzyılın yaşam felsefesinin, 21. yüzyılın oluşturmuş olduğu yeni koşulların getirmiş olduğu bir sorun mudur? Çünkü yıllar itibariyle baktığımda üniversiteler her geçen yıl üniversite sıraları içinde, üniversitenin kampüsü içinde sahip olduğu öğrenci sayısını artırıyor. Nüfusun önemli genç bir dilimine çalışma yaşamına mümkün olduğu kadar daha geç göndererek ekonomik kayba uğramayı göze alarak onların daha etkin ekonomi, sosyal ve kültürel yaşama katma değeri yüksek olan nitelikli bir insan kaynağı olarak hazırlamak amacıyla okul sıralarını daha uzun tutuyor. Bu şu anlama geliyor. Hem bütçeden daha fazla para ayrılıyor, hem aileler çocukların eğitimi için kendi yaşam anlayışlarını biçimliyorlar. Yani aile bütçesinin önemli bir dilimi eğitime gidiyor. Hem üniversite öğrenim gören gençlerin önemli bir dilimi çalışma yaşamında elde edeceği gelirden vazgeçerek tüketici konumda, değil mi? Okul sıralarında kalıyor. Acaba neden hem toplumlar hem de birey üniversitelerin
daha fazla bir nüfusu kapsamı içine alması, hatta toplumsal kalkınma, sosyal ve kültürel kalkınma modelleri içinde sahip olunan nüfusun nitelikleri belirlenirken okul süresinde ne kadar uzun kalındığına bakılmakta. Acaba neden eğitim bu denli önemli? Biz fedakarlık ediyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz ama toplum da bizi üniversitelerde tutabilmek için kendi özverileri, bütçelerini, pek çok kaynaklarını eğitim için ayırıyor. Acaba bu rekabetin nedeni sadece ekonomik midir? Yani Ar-Ge'de, Ar-Ge yatırımlarının yaratmış olduğu katma değerin çok yüksek olduğunu biliyoruz. Üniversitelerin sadece ekonomik değer olarak değil ama toplumların yaşam kalitesi açısından özellikle toplumsal barış ve birlikte yaşayabilme erdemi açısından nüfusun eğitim süresinin belirleyici olduğunu görüyoruz. Yani okulda kalma süresiyle toplumsal barışı, birlikte yaşayabilme, ötekileştirmeden ötekini anlayabilme, ötekini anlayarak kendisini tanımlayabilme becerisi yine üniversite kazandırıyor diyor benim gibi hocalarda. Acaba size göre üniversitenin toplumsal işlevi nedir? Kim konuşmak ister bilemiyorum ama yani üniversite gerçekten ülkeye, insanlığa ve bize ne kazandırıyor? Bu gerçekten üniversite eğitimi olmaz ise acaba bizim yaşam kalitemizde bir bozulma olabilir mi? Yani çünkü insanoğlu iki tane devrim geçirdi. Biz 50 bin yıllık bu dünya tarihi içindeyiz ama yani dünyanın diğer canlı türleriyle paylaştığımız süre biz en son tür olarak 50 bin yıllık bir deneyimimiz var ama bugünkü yaşamımıza anlam veren, bugünkü yaşamımızı biçimlendiren en önemli öge değil mi? Endüstri devrimi. Ve sizin yaşam diliminizin başında bizim de orta yaşlarımızda karşılaştığımız bir başka devrimi daha yaşadık. Bilişim teknolojileri devrimi. Yani dijital ortamda bilişim, bilginin dolaşım açılması. Bilgiye sahip olan toplumun dünyanın yaratmış olduğu katma değerden daha fazla pay alabilmesi, toplumsal açıdan rekabetin yansımalarını hep eğitimde görmeye başladık. Hatta ben onu hatırlıyorum, 74 yılında işsizliğe çözüm için Avrupa Birliği 1973 krizinden sonra 74 raporlarında eğitim politikalarını değiştirmek, daha fazla insanı eğitimden geçirerek toplumsal değişme sürecini içselleştirebilecek, karşılayabilecek yeni bir insan kaynağı olarak hazırlamak gerektiğini ifade ediyorlar. Çünkü pazar ekonomisindeki değişen koşullara uyum sağlayamayan iş görenin istihdam edilmesinin zorluğundan bahsediliyordu. Yine baktığım zaman 90'lı yıllarda ben size başka bir şey daha söyleyeyim. MIT mesela çok popüler bir üniversite. 60 milyonunu yıllık bir yatırımla geçen yıl 1 milyar nüfusa eğitim hizmeti götürmeyi planlamakta. Bu tabi sınıfa almakta değil ya da bilgiyi paylaşmak değil. MIT'nin bu projesinin içinde 1 milyar insana erişebilme dijital ortamda. Yani uzaktan eğitimin şu andaki bizim günlük yaşamımızda da yer aldığını görüyoruz. Yine bakıyorum ben bazı ülkeler, isim vermek gerekirse mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin 22 milyon yüksek okul öğrencisi var. Bunun 728 bini yabancı ülkelerden Amerika'ya eğitim görmeye gidenler. Yine bizim ülkemizde de eğitime yapmış olduğumuz yatırımla dışarıdan değil mi? Yabancı ülkelerden bizim ülkemizde yüksek öğrenim görmeye gelen arkadaşlarımız var. Yine bizim Erasmus programlarımızla hem biz Avrupa Birliği üyesi ülkelere öğrenci gönderiyoruz hem de onlar bize öğrenci gönderiyoruz ve öğrenmeyi birlikte gerçekleştiriyoruz. Yani öğrenmeyi öğrenirken aynı zamanda bilginin farklı sosyal kesimlerde nasıl algılandığını, farklı kültürlerin zenginliği içinde insanoğlunun
yaratmış olduğu katma değeri genç kuşakların görmesini sağlıyoruz. Demek ki eğitim aslında aynı zamanda bizi birbirimize fevkalade yaklaştıran önemli bir sektör olarak karşımıza çıkıyor. İzin verirseniz eğitimle ilgili sizin görüşünüzü almak istiyorum. Yani üniversite dediğiniz zaman aklınıza ne geliyor? Mesela Ozan. Yani ben baktım sen konuşmuyorsun diye Orçun, Ozan daha böyle şey, mikrofona verelim ama sırayla zaten böyle rahat bir ortamda olur mu? Herkes kendi görüşünü ifade edebilir. Buyurun. Aslında hocam siz de bahsettiniz kısaca ama ben üniversite eğitimi dediğimiz zaman endüstri devrimiyle beraber işte uzmanlaşma gerektiği için ve geleneksel kurumlarda eğitimin informal ortamlarda yapılmasını modern dönemde formal bir ortam içerisinde uzmanlaşmış ve program dahilinde bir eğitim gerektiği için üniversite eğitimi insanların daha sonraki hayatlarında bir meslek sahibi olabilme için o uzmanlaşmayı sağlayabiliyor. Ama bence sadece mesleki eğitim değil, daha önemli olarak da hani demokratik toplumunun gerekliliklerini, hep beraber yaşayabilmenin gerekliliklerini ve kent kültürünün de değerlerini sindirebilmenin ancak üniversite eğitimiyle olabileceğini düşünüyorum. Evet. Aslında üniversite yalnız insan kaynağı mı hazırlıyor diye soruyorum. Acaba üniversitenin başka işlevleri de var mı? Yani üniversiteye almış olduğumuz öğrencileri çalışma yaşamına ya da sosyal yaşama hazırlamak üniversitenin işlevini bitirmiş oluyor mu? Başka işlevleri de var mı? Mesela bu konuda kim konuşmak ister? Herhalde Melda, sen mi konuşacaksın bilemiyorum. Katışacağım. Hayır değil, Zeynep, bakıyorum Hatice de öyle pek istekli de. Ama sizler de konuşabilirsiniz. Yani bu konuda ne düşünüyorsunuz? Üniversitenin işlevi, yani görevi sadece üniversite kapısından içeri almış olduğu gençleri yetiştirmekle bitiyor mu? Kesinlikle hayır hocam. Bu üniversite eğitimini almış bireyler toplumsal hayatı karıştı. Zaten toplumsal hayatı hakkında biraz daha bilinçli bireyler haline gelmiş oluyorlar. Biraz daha farkındalık bilincine sahip olmuş bireyler oluyorlar. Bu da ileriki yaşamda hem çevresine hem bireyin kendisine yönelik fayda sağlıyor. Mesela toplumsal hayata dair, ben sosyoloji okuyorum, 4. sınıf öğrencisiyim. Sosyal hayatı biraz daha bu bölüm içerisinde gördüğümde, mezun olduğumda, yani şimdi bu 4. sınıftayım ve şunu düşünüyorum, hani toplumsal hayat, sosyal hayat bir puzzle'sa, bunun parçaları bu sosyoloji eğitimiyle biraz daha o renk uyumlarını farkına vardım, o puzzle'ın parçalarının farkına vardım. O şekilde daha kolay puzzle'ın hayatın, toplumsal hayatın parçalarını, puzzle'ın parçalarını yani oturtabildiğimin biraz daha farkına vardım. Yani biraz daha bilinçli bir birey oldum. Biraz daha toplumsal hayat içinde olan biteni biraz daha diğer bir gözlükle bakabildim. Yani bu şekilde hem bireysel hem toplumsal faydaları olduğu yani gerçek. Evet. Evet, bu konuda kim görüşmek ister? Tabii buyurun lütfen. Yani aslında birbirinize geçirebilirsiniz mikrofonu. Aslında Melda'nın demeye çalıştığı şey herhalde kültürel etkileşimden bahsediyor ya da ben öyle anladım, belki değil. Neticede üniversite eğitimi, üniversite hayatına girdikten sonra çeşitli insanlarla tanışıyorsunuz. Örneğin işte bizim sınıfımızda sadece İzmirli arkadaşlarımız yok. Ülkenin çeşitli şehirlerinden gelen arkadaşlarımız var ve kendi kültürleriyle birlikte ister istemez üniversitenin içine geliyor ve hatta onları, farklı ülkelerden gelen değil mi? Erasmus öğrencilerimiz de var. Tabii ki, yani bu beraberinde aslında üniversitenin kelime olarak anlamına baktığımızda işte universal, yani uluslararası aslında bir tanımı var. Ve bu kişinin kendi gelişimini şu şekilde hoşgörü, işte Ozan'ın da söylediği gibi demokratik olmasını sağlıyor. Kişiye bu karakteri yüklediğine inanıyorum üniversitenin. Sadece hoşgörü meslek edinimi değil. Kalıplarını geliştirebiliyor değil mi? Tabii ki. Ötekine kendi dünya görüşüne ya da yaşam felsefesine göre sorgulamadan çok ötekini anlayabilme becerisini de kazanıyoruz diyorsunuz herhalde. Kesinlikle hocam. Yani ötekini anlamak ve hani
şeye durmamak, insanlara karşı daha hoşgörülü durmak, yaptırımlarınızı daha kişiye yönelik, yani zorunlu değil de daha hoşgörüyle yaptırmak, bunu öğretiyor üniversite diye düşünüyorum. Evet. Sadece bilgi akışı ya da meslek edindirme değil. Değil. Acaba bir de üniversitelerin bu ekonomik ya da sosyal politikaların gelişiminde araştırma etkinlikleri de var mı diye düşünüyorum. Ben bu konuda konuşayım. Ben şöyle bir şey söyleyebilirim. İnsanlar kendini aslında lisede, ilkokulda kendini tamamlamıyor. Üniversitede kendini tamamlıyor. Bu 4 sene bir insan için bence bir tatil. Ya 4 sene en kısadan tutuyorum. 4 sene yüksek lisans yaparsa 6 sene 7 sene uzuyor ama. Bu 10 yıla kadar çıkıyor. 10 yıla kadar çıkıyor. Bu 4 sene bir tatil ve insanlar psikolojik olarak mı artık bilinçli bir şekilde mi kendilerine kişisel gelişime verme ihtiyacı duyuyorlar. O boş vakti bir şekilde bölümüyle olsun, başka alanlarda olsun. İstese de istemese de bir kişisel gelişim sağlıyor bence. Araştırmaya yetiyor insanı. Acaba ilgi alanlarımız mı genişliyor? O anlamda mı? İlgi alanlarımız yani kesinlikle genişliyor. Tatil deyince böyle yatma falan yok, gibi algılamıyoruz. Hani, yok, ama şu var. Sosyal sorumluluklarımız devam ediyor ama kişisel olarak da kendimizi geliştirme için hobilerimizi, ilgi alanlarımız da zenginleşiyor. Kesinlikle. Dünyaya belki de daha önce konuşmalarında bakış perspektifimizde bir genişleme mi oluyor diyorsunuz siz de herhalde. Ya şöyle bir şey söyleyeyim o konuda az önce arkadaşların söylediği. Ben yurtta kalıyorum. Yurtta Türkiye'nin 81'inden insanlar var. Yurt dışından da öyle Afrika'dan insanlar var. Avrupa'dan insanlar var. Rusya'dan insanlar var. Yani bu şekilde daha önce olan ön yargılarımı yıktım diyebilirim bu şekilde. Evet. Değişik kültürlere karşı. Ve evet. Artık hani insanlara karşı onları yerine koyabiliyorum kendimi. Aslında gençler arasında, yalnız bizim ülkemizde değil, dünyada yapılan çalışmalarda suça yönelik, suç dediğimiz davranış modellerine katılanlar oranlarına baktığımızda okulda kalma süresi, yani eğitim düzeyi yükseldikçe insanların suç işleme eğilimlerinin düştüğünü görüyoruz. O bir yerde belki de ötekiyle birlikte yaşayabilme erdemini kazandırıyor. Kesinlikle. Evet. Evet, galiba üniversitenin başka işlevleri de var mı diye isterseniz Hatice'ye soralım. Hocam sizin de dediğiniz gibi gerçekten de sosyal anlamda üniversitelerin bizlere kattığı çok farklı aktiviteleri, gerçekleştirme alanını bulabildiğimiz bir ortam. Örneğin lise ve ilkokul döneminde sosyal aktivitelerde yer alma ya da bilinçli olarak bir şeylerin elinden tutma ve farklı uygulamalarda, projelerde yer alma alanı olarak üniversiteler bakımından büyük bir imkan sağlamakta. Sosyal aktivitelerde yer alma, bunların içinde müzik kolları olabilir, fotoğrafçılık olabilir, resim alanında yapılan çalışmalar olabilir, karikatür alanında yapılan çalışmalar, dağcılık gibi, yüzme gibi alanlarda yapılan sportif faaliyetler, bunlar öğrencilerin üniversite ortamında yapabildikleri faaliyetler. Ancak bu ortamlarda bulabildiği etkinlikler. Bunun dışında sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunma ve kişinin aynı zamanda üniversite yaşamına giriş gibi bir ders adı altında bu yeni bir eğitim sistemi olarak kapsamında üniversite derslerine bölüm dersleri olarak girdi. Burada da insanların sosyal sorumluluklarını geliştirme, kişilere belli görevleri verme ve bilinçlendirmelerini sağlamaları açısından önemli bir yer teşkil ediyor. Bu bakımdan önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben o sosyal sorumluluk projelerinde öğrenci arkadaşlarımla birlikte olduğumda şunu gördüm. Bir başkasının mutluluğunda pay sahibi olma korkunç bir haz sağlıyor bize. Yani başkasının mutluluğunda bir çabanız varsa, onu mutlu edebiliyorsanız ondan haz alma duygusu da gelişiyor bu sosyal sorumluluk projelerinde. Yani birisinin mutluluğunda payınızın olması, onu mutlu görmenizin sizi mutlu etmesi. Bu insani bir davranış olarak da galiba, değil mi? Bizim dünyaya bakışımızda bir farklılık yaratıyor diye düşünüyorum. İzin verirseniz konuşacak hocam, mısınız? Evet, bu bakımdan mesela kişilerin hem kendi yeteneklerinin farkına varması hem de kendine olan özgüvenin, üniversite öğrencilerinin kendilerine olan özgüvenin ortaya çıkarması bakımından da önemli
bir rol teşkil ediyor. Kişi daha önce kendini içine kapanık ya da toplumsal faaliyetler yer alamayan bir kişi böyle faaliyetlerde, sosyal sorumluluk projelerinde örneğin yer alarak kendine olan güvenini ve yapabileceği olanakların farkına vararak kendisini daha bir aktif görmeyi öngördüğü için, getirdiği için beraberinde bu bakımdan kişilerin kişisel gelişimine oldukça katkısı olduğunu düşünüyorum. Evet. Ceyda, bu konuda katma yapar mısın bu oturumda, yoksa bir defa mı? Evet, buyurun. Ceyda'da İletişim Fakültesi. Kaçıncı sınıf öğrencisi? Birinci sınıf gazetecilik öğrencisiyim. Çok güzel gazetecilik. Hocam, bence üniversitenin insana kattığı en önemli şey, insan kendini üniversitede tanıyor bence. Çünkü lisede hepimiz az kişi aile dışında okumuştur. Hepimiz ailelerimizin yanında kaldık. Ve bu süre içinde özellikle biz kızlar hiçbir şekilde çok az anneye yardım ettik. Genelde annenin işleri oldu. Ve üniversiteye gelince erkekler de dahil yemek, temizlik, bu tarzda işler bize kaldı ve insan kendi kendini keşfetmeye başladı. Yemek yapmaktan zevk alması olur. Aynı şekilde üniversitedeki kulüplerimiz, dağcılık, tırmanış, bunlar lisede pek imkanı olmayan şeylerdi. Ama burada daha imkanı olduğu için daha çok ilgi alanlarımızı bu tarzda bulabildiğimizi düşünüyorum. Ve bence insanın kendini tanıması üniversitede oluyor. Evet. İzin verirseniz burada ben VTR'ye aldığımız, yani bu toplantı olmadan önce bazı görüşleri aldık. Mesela rektörümüz Can Değer, Profesör Doktor Can Değer Yılmaz'ın geçen sene Mayıs ayında bu dönemde dinlediğim bir konuşmasından bir alıntı yaptım. Üniversite anlayışı, bu birikimi birlikte değerlendirme hareketi toplantısıydı. İzin verirseniz onu bir dinleyelim. Ondan sonra bunun üzerinde biraz konuşalım. Gerçekten Ege Üniversitesi'li olmak bir ayrıcalık diye düşünüyoruz. Hani belki de bir misyonun, üniversite misyonu dışında bir de vizyon kazanımı var. Bu vizyon oluşumunda acaba biz üniversitemizi nasıl algılıyoruz? Bunun üzerinde konuşabiliriz. Sunumumu birkaç ana fikri hatırlatarak gerçekleştirmek istiyorum. Bunlardan birisi, yönetimlerin bulundukları dönemlerle değerlendirilmelerine olan gereksinim. İkincisi, günümüzdeki anlayışlarla meydana gelen hızlı değişimler. Bunların içinde hem yaklaşımlarda, hem anlayışlarda, hem değer yargılarında, hem de kurumsal yapılarda ciddi bir paradigma değişikliği olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bu durum, üniversitelerin sorumluluklarında giderek daha farklı boyutların ortaya çıkmasına yol açıyor. Eğitim öğretimde kalitenin kişilerin ve toplumun beklentilerine göre yeniden tanımlanmasına ihtiyacımız var. Arge ve araştırma sonuçlarının iş dünyası ve toplumun gelişimine katkı sağlamasına gereksinim var. Uluslararasılaşma, uluslararası rekabet edebilirliğe üniversitelerin mutlak katkıda bulunması gerekiyor. Kamu kaynaklarının kamu yararına doğru kullanılması. Bu üstünde en çok durduğumuz konulardan birisi. Ulusal sosyoekonomik değerlere ve gelişmelere, hedeflere katkı verilmesi üniversitelerin sorumlulukları. Akademik kurumların öncelikleriyle ulusal sosyoekonomik önceliklerin uyumlaştırılması. Günümüzün üniversitelerine yüklenen sorumluluklar. Şimdi burada hepimizin gördüğü üniversitelere, ki demek ki geçen yıl bu konuşmayı yaptığımızda biz öğretim üyeleriyle, öğrencilerimizle, yöneticilerimizle birlikte bir vizyon geliştiriyoruz. Hepinizin bildiği gibi son yapılan görüşmede üniversitemiz Avrupa, daha doğrusu üniversiteleri kapsamında 6. sırada olmasıyla da kıvanç duyuyoruz. Pek çok kriterde ön plana geçen Türkiye'deki 6 üniversiteden birisi olmak da bizi mutlu ediyor. Ama burada her üniversite kendi içinde iyileşmeyi, daha doğrusu eğitim kalitesini artırırken eğitime ve dünyaya bakış felsefelerini de gözden geçirmeye başlıyor. Dikkat ettim ben, sosyal üniversitenin sorumluluğu içinde Arge çalışmaları var. Bu şu anlama geliyor: toplumsal rekabette insanoğlunun yarattığı katma değeri üretebilecek, o katma değerden daha fazla pay alabilecek bir konuma erişebilmesi. Yani araştırma geliştirme etkinlikleriyle üretilen
mal ve hizmetlerin kalitesinden daha fazla pay almak. Bu patent dediğimiz olaya erişebilmek. Yani bu dünya ekonomik ya da tek dünya diyoruz ama dünya pazarı haline geldi. Hatta tek pazar diyorduk. Şimdi küresel pazar diyoruz. Küresel pazar sadece mal ve hizmetlerin dolaşımını yönetmek, kontrol etmek değil. Mal ve hizmetlerin dolaşımında daha nitelikli ürünleri üreterek pazarlamaya ya da dolaşıma açmak. Bu ülkeler arasındaki gelirler, yani dünyanın yaratmış olduğu katma değerden daha fazla pay alabilmek, üniversitelerin yapmış olduğu faaliyetlerle, etkinliklerle bir çalışma, ekonomik sektörü, sosyal ve kültürel açıdan ülkenizin diğer ülkelerle rekabetinde yer alabilmesi, yani rekabet edebilir konumda bulunması her üniversitenin temel ilkesi haline geldi. Bu yurt dışındaki herhangi bir üniversite gibi Türkiye'deki herhangi bir üniversite artık rekabet etmiş olduğu üniversiteler yalnız kendi ulusal sınırlar içindeki diğer üniversiteler değil, küresel bağlamda dünya üniversiteleriyle rekabet edebilecek donanıma, eğitim kalitesine sahip olmayı hedeflemekte. Bu çünkü sahip olduğu insan kaynağının niteliğini artırmanın yanı sıra araştırma geliştirme faaliyetleriyle dünyanın üretmiş olduğu katma değer alanında payını yükseltmek. Yalnız kendi ulusal zenginlikleri için değil, daha mutlu, daha müreffeh bir dünyada barışı, mutluluğu ve huzuru sağlayabilecek sosyal, kültürel ve ekonomik değerleri üreten ve üretilen bu değerlerden katma değer yaratan üniversiteyi oluşturmak. Acaba bu konuda ne diyoruz? Mesela hepimiz hep öğrenmeyi öğrenerek başladık işi. Ben halen öğreniyorum, biliyor musunuz? Benim öğrencilerim bilirler, sizler daha yakından tanıyorsunuz tabii. Ben sınıfa girdiğim zaman ben sizlerden bir şey öğrenmek için geldim. Yani yaşım fazla ama ki herkes bana genç hoca diyor, hoşuma da gidiyor. Ama bu yaşlanma dediğimiz olay fizyolojik görünümle bağlantılı değil. Yaşadığınız zaman diliminin dışına düşüyorsanız yaşlıyorsunuz. Buradaki takvim yaşınızın ne olduğu önemli değil. İçinde yaşadığınız zaman diliminde paylaşım açılan değerleri anlayabiliyor, takip edebiliyor. O değerleri kullanarak farklı değerler üretebiliyorsanız, yani katma değer yaratan bir davranış modeli içindeyseniz, o zaman genç kalıyorsunuz. Takvim yaşınızın sınırı olmuyor. İşte üniversitenin temel işlevlerinden birisi de bu bana göre. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama şu anda bizim yapmış olduğumuz toplantı da üniversitemizin televizyonunda üniversite gençliğinin eğitime, üniversite ve dünyaya bakışının sergilenmesiydi. Yani bizim üniversite kampüs içinde kazandığımız bilgi birikimlerin, yalnız teknolojik ya da işte ekonomik birikimlerin toplumda ölçebilir olan ekonomik kriterlerle vermek değil, yaşam kalitesini artırabilecek, dünya görüşünü zenginleştirebilecek bir yaklaşımı da paylaşıma açmak. Belki de sosyal bilimlerin, bilimcilerin en önemli rollerinden birisi bu. Acaba bu konudaki konuşmalarda bu sosyal sorumluluktan bahsettik ama üniversitelerin sorumluluğu öğrenci yetiştirmek, nitelikli insan kaynağının oluşumunda katma değer yaratmak, araştırma geliştirme yapmak. Ama siz üniversitenin içindesiniz. Acaba bunun dışında ne gibi bir gözleminiz olabiliyor? Biz üniversite olarak daha fazla neler yaptık? Sosyal sorumluluk projeleri de ürettiğimizi tartıştık ama üniversite toplumun vazgeçilmez kurumlarından biri haline geldi. Acaba öğrenmeyi öğreniyoruz, öğrendiklerimizi kullanıyoruz ve edindiğimiz bilgilerden yeni bilgi türeterek onu paylaşıma açıyoruz. Acaba üniversite sadece kampüsün bulunduğu ya da yakın çevresindeki bir erişim mi? Bu dijital teknolojilerin çok gelişmiş olduğu bir dünyada bizim yaşam alanımızda gelişiyor mu? Mesela hep merak ettiğimiz şu var. Bizim bu sosyal sorumluluğu, kurumsal olarak duyduğumuz sorumluluğu, karşılaştığınız başka ülkelerden gelen insanların
eğitim kalitesiyle kendi eğitim kalitemizi de sorgulayabiliyor muyuz? Onların olay ve olguları sorgulamalarıyla kendi yaklaşımımızı karşılaştırıyor muyuz? Üniversite bize bu beceriyi, bu erdemi kazandırıyor mu acaba? Buyurun. Hocam az önce söylediğiniz gibi de biz aslında üniversitede öğrenmeyi öğreniyoruz. Yani edindiğimiz bilgiden bilgi türetebilmek çok önemli. Çünkü sadece işte lisede olsun, ortaokulda olsun, ilk öğretimde olsun, sadece bize öğretmenlerimiz ne diyorsa not alıyoruz ve ona çalışıyoruz. Öğreniyoruz, sadece öğreniyoruz. Ancak üniversiteye geldiğimiz zaman öğrenmeyi öğrenme, yani akabinde öğrendiğimiz bilgiden bilgi türetebilme, bu çok önemli. Bu sayede aslında araştırma ve geliştirmeyi sağlayabiliriz. Yani üniversitelerdeki, üniversite bu bağlamda çok önemli bir yerde duruyor. Kurum olarak çok önemli bir yerde duruyor. Çünkü gençlerin tekrardan bilgiyi üretebilmesi demek, akabinde dünya pazarında kendimize rekabet alanı oluşturabilmemizi sağlıyor. Az önce dediğimiz gibi önemli olan, bugün artık önemli olan ürünü üretmek değil, önemli olan ürettiğimiz ürünün niteliğidir. Ve bu niteliği geliştirebilmek için elimizde sadece sahip olduğumuz bilgiden bilgi üretebilme karakteri, bu yetisi önemli olan, bizde olması gereken karakter bu. Ve bunu üniversiteler sayesinde ediniyoruz. Bu bağlamda üniversitelere çok büyük bir görev düşüyor. Hocalarımıza da aynı şekilde çok büyük bir görev düşüyor. Bizlere sadece öğretme değil de işte bu öğrendiğimiz bilgilerle işte pratik hayatta, gündelik hayatta çevremizdeki insanlara bunu nasıl anlatabiliriz? Daha onların anlayabileceği şekilde nasıl edindiğimiz bilgileri tekrar üretebiliriz diye düşünmemiz gerekiyor. Ben bunu sosyal bilimci bağlamında söylüyorum. Tabii ki teknolojik bölümlerde, teknik bölümlerde okuyan arkadaşlar bunu daha pratik olarak düşünüyorlardır ama pratik bilgi olarak düşünüyorlardır ama ben sosyal bilimci olarak edindiğim bilginin çevremdeki insanlara, üniversite okumamış ya da işte belki okuma yazma bilmeyen insanlara bile nasıl anlatabilmem gerektiğini biliyor olmam gerekiyor. Yani bilgimden bilgiyi nasıl üretmem gerektiğini biliyor olmam gerekiyor. Evet. Bu bağlamda çok önemli üniversite öğrencisi olmak. Hakikaten rol model olma zorunluluğunu hissediyor muyuz biz? Çevremize gittiğimiz zaman mesela siz üniversite öğrencisiniz. Yani sizin bunu yapmamanız gerekir denmesinden çekiniyor musunuz? Yani bir üniversite öğrencisi çevresinde bir rol model oluyor mu? Mesela trafikte geçerken hiçbir zaman kuralları çiğnememeye özen gösteriyor musunuz? Yani üniversiteli kimliğinizle toplumdaki imajın, üniversiteli kimliğinin yüklemiş olduğu bir imaj var. Yani rol model olarak kendinizi de görebiliyor musunuz? Ben bunu yani yapmamam gerekir diye, değil mi? Bir öz eleştiri olabiliyor. Hatta bazen otosansür oluyor. Değil mi? Ona yani mesela ya bir de üniversiteye gidiyorsun ayıp falan diye mesela, değil mi? Baktığınız anda yani bir yerdeki çevreye olan duyarlılığınız, değil mi, diğer insanlardan daha farklı oluyor. Ya da işte diyelim ki sosyal etkileşim alanlarını paylaştığınız zaman öteki insana daha saygılı davranmak gerekiyor gibi geliyor, değil mi? O bir yerde üniversitelilik bir özel kimlik kazandırıyor. Çünkü ben bunu çok hissettim. Yani bilmiyorum, siz de aynı şeyi hissettiniz mi? Ben halen sizin gibi üniversiteliyim. Aslında biliyorsunuz öğretim üyesi ya da öğrenci diye ayırım yanlış. Üniversitede hepimiz öğrenciyiz, hepimiz öğreniyoruz ve öğrendiklerimizi paylaşıyoruz. Evet. Evet hocam, bu konuda mesela ben şunu söylemek istiyorum. Mesela körü körüne inanmak diye bir şey var. Mesela toplumda herhangi bir konu söz konusu olduğunda sen üniversite okuyorsun, sen de mi böyle düşünüyorsun gibi ithamlarda bulunuluyor. Bunun başta can nedeni kişinin araştırarak öğrenmesi. Herhangi bir yerden duyduğu bilgiyi değil de kendisinin acaba bu konuda ne düşünebileceği, ne yapabileceği ya da olanın gerçekten bu mu olduğunu kendisinin araştırarak öğrenmesi açısından kişinin kendi gelişimini tamamlaması burada önemli bir nokta oluşturuyor. Bu bakımdan önemli. Evet. Yani bunları aslında bir de İzmir'de, değil mi? İzmir'de Ege Üniversitesi ya da
Demir ve İzmir'le üniversite arasında da bir yakın etkileşim var. Yani üniversitenin etki alanı, yaşam alanı sadece kampüs içinde değil. Yalnız öğrencilerimizin üniversite dışındaki alanı kullanmasından da değil. Beyni kalıplarımızla, dünya görüşümüzle, yaşam felsefemizle galiba biz içine bulduğumuz kentin dokularını da kentlilerle paylaşıyoruz. Mesela konferans salonlarını, kongreleri, simpozyumları değil mi? Belediye salonlarına gittiğim zaman yerel halkla birlikte o büyük teşvikçiler üniversiteli gençler. Mesela çevre konusundaki bütün şeyleri, simpozyum, konferans ya da kongreleri kim düzenlerse düzenlesin, o salonları dolduranlar üniversite öğrenci. Hatta bir dünyada reyting yapan bir film gelmesi konusunda, değil mi? Pazar ekonomisi koşulları içinde tiyatronun gelmesinde bakıyoruz izleyici kitlesini de artırıyor. Bir rol model olarak yalnız biz bireysel davranışlarımızla değil, beğeni kalıplarımızla, dünyaya bakış felsefemizle hem konferans salonlarını hem sergi salonlarını dolduruyoruz. Hatta spor alanlarını dolduruyoruz. Hatta insanların nerede nasıl düşünmesi gerektiği konusunda belki rol model olarak bir konudaki duyarlılığımızı paylaşım açabiliyoruz. Yani sadece üniversitenin kampüsü olarak değil, üniversite yaşam alanı olarak yaşadığı kentin hemen her bir dokusunda yaratmış olduğu katma değerle etkileşime ve etkileşim yoluyla da yaşam kalitesini artırmaya neden oluyor. Mesela ben hatırlıyorum, pek çok yerde İzmir'de sanki İstanbul gibi büyük metropollerde ya da yurt dışında olduğu gibi pek çok tiyatro oyunu, sinema filmi ya da herhangi bir serginin bize gelmesinde, daha doğrusu ülkemize gelmesinde üniversite gençliğinin duyarlılığı ya da beğeni kalıplarının ön plana çıktığını görüyorum. Mesela İstanbul'da baktığınız zaman bir caz festivalinin olmasını görüyoruz. Dilerim Türkiye'de hani önemli bir isim tabii, her 6 Türk'ten birisi İstanbul'da yaşıyor. Nüfusu 15 milyon, çok fazla bir nüfusa sahip ama bir dünya kenti olmak, ki bizim de Expo 2020'de bizim hedefimiz vardır. Dünyada imaj yaratan kentlerden birisi olmak. Ve son çalışmalara baktığımda yalnız katılım olarak değil, üretmiş olduğu projelerle de üniversiteler kentlerini dünya platformunda tanıtabilecek etkinliklere hazırlıyorlar. Üniversite oyunları vardı, hatırlıyor musunuz? İzmir'de oldu. Kaç yaşındaydınız o zaman? Ben de unuttum, yıllar herhalde bir 10 yıl geçti değil mi? İlkokulda falandınız herhalde değil mi? Yani onu hatırlıyorum ben. Benim öğrencilerim sizin gibi o zamanki bizim beraber çalıştığımız öğrencilerin büyük bir kısmı yalnız misafir kabul etmede değil, projelerde yer aldılar. Özel hizmetler, yani gönüllülükle, o hiçbir maddi karşılık göstermeden sadece kentlilik bilinci içinde üniversite öğrencisi olarak katma değer yaratılmasında katma değer yarattılar. Yani gittiler çalıştılar. Mesela ben hatırlıyorum derse gelip giderken, gece misafirleri yerleştirirken onların sorunlarını, özel sorunlarına çözüm ararken uykusuz kaldıklarını görüyoruz ama hiç şikayet edilmiyor. Demek ki üniversiteler aynı zamanda sadece projeler üreterek kentlerin üretmiş olduğu ya da içinde yaşadığı kentlerin projelerini desteklemek değil, bu projelerin yürüyebilmesi, işleyebilmesi için de insan kaynağı olarak teşvikler vermekte. İzin verirseniz iki tane daha veterimiz var. Bir yetişkinden aldık, yani üniversite dışında sizlerin babası yaşında olan bir insanı seçtik ve bir de bizim sınıf okul arkadaşlarımızdan birisi. İzin verirseniz onu seyredelim, onun üzerine biraz sohbet edelim. Merhabalar, Ege Üniversitesi Televizyonu'na hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk.
Hangi bölümde okuyorsunuz acaba? Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünde okuyorum. Kaçıncı sınıftasınız? Son sınıftayım. Siz de son sınıftasınız. 4 sene boyunca bu aldığınız sanat tarihiyle ilgili eğitim ve öğretim hayatınızda ne gibi değişikliklere yol açtı acaba? Bir özetleyebilir misiniz? Vallahi şimdi bir 4 sene öncesine gidersek yani daha bir deneyimsiz biriydim ben. Şimdi bu üniversite hayatı bana bayağı bir deneyim kattı. Bir de bölüm olarak da çok şey kattı. Mesela ben sanat tarihi okuyorum. Mesela geçenlerde ben Tire'ye bir cenazeye gittim. Mesela bölümden dolayı normalde namazı kılar çıkarsın. Ama ben direkt yani camiyi incelemeye falan başladım. Yani öyle bir farklı bir gözlem katıyor. Mesela gezmeye gidiyorum ya da başka iş için işte il dışına falan gittiğimde en son Sinop'a gittim. Mesela direkt gittiğim yerin tarihi şeylerini falan mesela işte broşür bir şey alıyorum. Yani o yerlere bakmaya çalışıyorum yani. Bana bölüm bayağı bir şey kattı. Çok güzel. Demek o gözüm kapalıymış, açıldı yani. Yani üniversiteyi kazanmadan önceki bakış açımla üniversiteyi kazandıktan sonraki bakış açım değişti diyebiliyorsunuz. Bayağı bir değişti ya. Çok değişti yani. Peki üniversiteli olmak sizin için ne anlam ifade ediyor? Vallahi benim için hani belirli bir geçiş süresi oldu. Çok güzel deneyimler kazandım burada. Tecrübe ifade ediyor ya birçok konuda. Yani şimdi belki mezun olduktan sonra iş bulamam. Yani belki lise mezunu da iş bulamaz ama sonuçta ben ne olursa olsun işsiz de kalsam üniversite okumayı bir daha okurum, yeğlerim yani. İçimizden birinin yaklaşımı. Aynı duyguları hissediyor musunuz? Ya da bu duyguları paylaşırken sizin yaşamınızda özel anılar oluşturdu mu? Arkadaşın ismini almayı unuttuk ama sanat tarihi 4. sınıf öğrencisi olduğunu öğrendik. Ama 4 yıl onun yaşamında önemli olmuş. Evet, sizler ne düşünüyorsunuz? Ceyda, bu konuda böyle bir anın oldu mu? Üniversiteye gelmekle böyle dünyaya bakışınız, yaklaşımınız. Sizin çok az olmuş galiba ilk yılınız üniversite. Hazırlık okudunuz, ikinci yılınız. Peki bu 2 yıllık süre içinde kendinize bir farklılık gördünüz mü? İlkin gelmişim. İlkin bu kadar eğitim süreci için üniversite sıralarında yer tutabilmek için çaba harcamışım diye düşündünüz mü? Yoksa neden mi geldim dediniz? Hocam tabii ki neden geldim dediğim zamanlarda oldu, olmadı değil. Ama gerçekten zaman geçtikçe insan geçmişinden ders alarak nasıl yollar kat ettiğini anlıyor. Tabii ki tek başına bir şey, büyük bir şehire geliyorsun. Aileden uzak tek başına kalıyorsun. Evet yani ay siz herhalde İzmir dışından geldiniz değil mi? Evet, ben Marmaris'ten geldim. Galiba Marmaris dediğim bir tatil kentimiz olarak. Evet. Sizin İzmir'de değil mi? Boş zamanınızı değerlendirmede olumsuz etki yaratmıştır çünkü deniziyle, güneşiyle, yaşam alanlarıyla, değil mi? Özel dostluklarla, küçük kent havası, değil mi? Bir yerde bir uyum sorunu yaşadınız mı hakikaten? Uyum sorunu biraz yaşadım hocam çünkü küçük bir yerden geldim ve herkesin birbirini tanıdığı bir yer. Oradaki bütün arkadaşlarım çocukluk arkadaşımdı. Buraya geldiğim zaman tek başıma geldim. Farklı şehirlerden, hatta dediğimiz gibi farklı milletlerden insanlar var. O yüzden başlarda bir yabancılık çektim ve niye üniversiteye geldim gibi bir düşüncem oldu. Ama tabii ki daha sonra insan kendini geliştiriyor ve sosyal alanda yeni bir çevre ediniyor. Evet. Arkadaşlar ediliyor ve gittikçe bu arkadaşlar size yetmiyor. Daha yeni insanlarla tanışıyorsunuz. Yani yaşam perspektifi de insanı genişliyor. Kesinlikle. Değil mi? Bakışı. Onun dediği bir gözüm açıldı diyor değil mi arkadaş? Farklı gözle görmeyi öğrendim. Kesinlikle diyor. Kesinlikle hocam. 4. yıl sınıfta. Siz de herhalde 3 sene sonra bilemiyorum ama şimdiden mutlu musunuz? Şimdiden evet hocam. Yani i̇yi insan kendinden diyorsunuz. Evet, iyi ki gelmişim ve daha ikinci senem oldu ama bu farklılığı hissediyorum. Mesela arkadaşın dediği gibi camiler dikkatini çekiyormuş. Ben de mesela lisedeyken açıkçası pek gazete okumayan bir insandım. Ve bölümüm gazetecilik. Şimdi ben günde 2 gazete en az okurum. İnternetten gazeteleri takip ederim. Mesleki bir yönelme oluyor, bir ilgi oluyor kesinlikle. Evet. Bir de gazeteci gözüyle değil mi insanları algılama evet, var hocam. Mı? Hangisi haber olur kesinlikle, ne hangi olay haber olmaz? Kesinlikle ve şöyle oluyor, araştırmacı ruhunuz gerçekten gelişiyor. Evet. Bir olayda her noktasını araştırıyorsunuz o olayın.
Evet. Ben hatırlıyorum, Melda da galiba Marmarisli değil mi? Sen dördüncü Melda, yılın Ege Üniversitesi. Tanışıyor musunuz? Evet, evet, ben de Nuri'ydim. Tamam. Evet. Şimdi demek ki arada bir 3 yıl falan var değil mi? 3 evet. yıl 4 3 yıllık bir süreniz var. Evet. Peki aynı duyguyu isterseniz Melda'ya verelim. Hazır Marmarislilerden başladığımıza göre bakalım sen Melda'nız. İyi ki geldim. Güneşi, denizi. Şu Melda bir de Erasmus öğrencilerine değil mi? Marmaris'e de götürdünüz. İki kişi çok, mi tek mi? Çok iyi bir deneyim oldu. İyi bir deneyim oldu. Götürdü. Çok mutluydu. Değil mi? Almandı galiba. Katrin diye bir Alman arkadaşımla bizim eve gittik. Ondan sonra Kurban Bayramı sırasındaydı. Onu hem Aydın'a götürdük hocam. Bütün akrabaların elini öptü. Nasıl öptü hissetti mi? Bilmiyorum hocam ama. Sormadın mı? Katrin istersen öpmeyebilirsin diye. Baktı hocam, sen öpüyorsun, o da öptü beni. Herhalde. Geleneklere uyumdu değil mi? Evet hocam, ama o da memnun kaldığını hissettik. Ailem de çok. Evet. Ayrılırken ağladık. O da çok duygusal duygulandı. Bir yakınlık oluyor demek ki. Motor kullanmaya başlamıştım. İlk defa birini arkamda taşıdım motorla falan. Çok o da güzel. Catherine miydi? Evet. Tamam. Nasıl cesaret etmiş dedi. Peki ilk geldiğinizde hakikaten iyi ki bu 4 yılı Ege Üniversitesi yani üniversite eğitimi gördüm diyebiliyor musunuz? Yoksa neden ben bu 4 yılımı harcadım mı diyorsunuz? Kesinlikle diyorum hocam. Arkadaşımızın videoda dediği gibi belki iş bulamayacağız. Belki istihdam edilemeyeceğiz daha, öyle söyleyeyim. Belki değil, mutlaka bulacağınızı inanıyorum. İnşallah hocam. Çünkü vatana millete hayırlı olarak kendimizi yetiştirmek istiyoruz. Hocam öncelikle üniversite eğitim, mesela arkadaşımızın dediği gibi mesela ilkokul, lise dönemlerinde öğretmenlerimiz birbirine benzer, yani o bilgiyi, amaç öğrencinin o bilgiyi alması ama o bilgiyle dediği gibi o bilgiyle yeni bir şeyler üretmesi biraz geri planda kalıyor. Mesela okul öncesinde de ki çocuklara baktığımızda onlar biraz daha yaratıcı ama okula başladıklarında bu yaratıcılık biraz daha geri planda kalıyor. Baktığımızda üniversite eğitiminde de 4 yıl boyunca işte ödevler hazırladık, derslerimizde de hocalarımız hani konu sınırlaması yapmadan istediğimiz konuyu seçip yaratıcı düşünceye bizi sevk ettiler hocam. O şekilde ödevler hazırladık ve daha eleştirel gözle bakmayı, sorgulamayı bu şekilde öğrendik. Ve üniversite eğitiminde de hani buraya gelmeden önce biraz da ergenlikten çıkmış halimizle biraz daha karşımızdaki dinlemeden yargılamayı, ön yargılarımızla çok olduğunu bu dördüncü sınıfa geldiğimde fark ettim ben de. Ve yani mesela ilk önce karşımızdakini dinleyip sonradan karara varmayı, evet. kendi içimize dönmeyi. Ön yargılardan arındırıyor galiba. Onu kesinlikle, değil mi bizleri? Kesinlikle hocam. Evet, bu konuda başka konuşmak isteyen evet. arkadaşım var mı? Çünkü zamanımız da sınırlı evet. olduğu için. Hocam ben Rahat Teyzen Sinema 2. sınıf öğrencisiyim. Hani şöyle bir siz şey. İzmirli misiniz? Siz de İzmir dışında. Yok, ben Bursa'dan geldim. Bursa'dan. Bursa yakın ama evet. yine 4 saatlik bir yol, 4,5 evet, saatlik. Saat. Hocam hani üniversite bilgiyi veriyor ama bir de bizim bu bilgiyi yorumlamamız gerekiyor. Üniversite bence bunu sağlıyor, bu bilgiyi yorumlamamızı sağlıyor. Ya yani üniversite ve kendimiz o bilgiyi aldım, yorumlamamız gerekiyor kesinlikle. Yorumlama mı diyelim yoksa bilgiden bilgi üretebilme becerisi mi kazandırıyoruz? Yorumlama, aynı bilgiyi kullanmanın ötesine galiba biz bir de o bilgileri kullanarak, yeniden sentezleyerek yeni bir bakış açısı, yeni bir değil mi? Hı hı. Görüş geliştirebiliyoruz. Hocam bir de hani bu tiyatro faaliyetleri, sinema faaliyetleri üniversite öğrenine daha fazla diyoruz. Neden? Benim düşüncem hani bu yorumlamayı öğrendiğimiz için, yorumlayabildiğimiz için, izlediğimizi anlayabildiğimiz için bu da üniversite öğrencilerinde artış gösteriyor bence. Benim hayatımda ne gibi değişiklik oldu onu anlatmam gerekirse. Buraya geldikten sonra ilk geldiğimde ben de tabii ki bütün çevrem değişiyor, tek başıma kalıyorum. Bir kötü bir duygu uyandırmıştı bende ilk geldiğimde ama kısa sürdü bende. Geldim, kolay bir şekilde alıştım. Bölümümü de sevdiğim için ilgilenmeye başladım ve şu an izlediğim şeyleri yorumlayabiliyorum, filmleri.
öncekinden çok daha... Siz radyo televizyondasınız, evet. Onları söyleyebilirim ben de. Ha. Çok güzel ama insan değil mi, bakış açısı gelişiyor. Kesinlikle. Olay ve olguları sorgularken belki de bir yer daha objektif oluyoruz gibi geliyor. Mesela ben eskiden de mesela halen ara sıra düşündüğüm zaman hep ben doğru düşünüyorum diye kendimi suçlamaya, kendime kötü bakmaya başladım. Neden? Çünkü ötekini anlama konusunda ötekinin değerlerini öğrenmemiz gerektiğini unutuyoruz. Yani şekillenmiş, kalıplanmış bazı öngörüler bizi de galiba hapsediyor gibi geliyor. Ben kendimden korkuyorum. Onun için de ben hep bilgiyi paylaşırken değil mi? Yani empoze etmeden bu evrensel bilgileri nerede, kimin nasıl söylediğini söylerken, kim okulda da öyledir, biz sınıflarımızda da. O bilginin ona ait olduğunu, biz bu bilgiyi kullanırken nereden, nasıl kullanacağımızı, o bilginin yeni bir sentezde bilgileri yeniden düzenlerken ne anlama geldiğini ifade ediyoruz değil mi? Çalışmalarımızda, ödevlerimizde herhalde. O da bizi geliştiriyor. Belki de üniversitenin bana göre en önemli özelliği ön yargılardan bizi arındırması, stereotiplerden uzak tutması, ötekileştirme yerine ötekiyle birlikte yaşayabilme anlayışını da bize kazandırıyor diye düşünüyorum. Nazan, sen ne düşünüyorsun? Hocam, ben bir benzetme yapmak istiyorum aslında. Üniversiteye gelmeden önce ben üniversiteyi bir sene geç kazanarak gelebildim. Bir sene hazırlanmak zorunda kaldım mezun olduktan sonra. Şöyle Sahra Çölü'ne benzetiyorum o senemi. Sahra Çölü'nde su arıyordum. Bilgiye o şekilde ulaşmaya çalışıyorsunuz dışarıda olduğunuz zaman, üniversitenin dışında olduğunuz zaman. Ama üniversite daha çok şey, böyle akan bir nehir gibi ve nehrin içine giriyorsunuz. O nehirde ıslanmamanıza imkan yok. Belki bütün suyu evet içemeyeceksiniz tabii ki. Bütün su hepsi size değmeyecek belki ama en azından o akan bilginin içinde bir nebze olsun kendinizi o bilgiyle donanımlıyorsunuz ve o bilgiye erişebiliyorsunuz. Çok daha rahat üniversitede bilgiye erişmeniz. Sürekli işte kültürel aktivitelerden bahsediyoruz, işte spor aktivitelerinden bahsediyoruz. Üniversitede yani yazın bile olan kültürel aktivitelerden çok nadir haberim oluyor. Ama üniversiteye geldiğim zaman işte broşürler olsun, reklam panoları olsun, bir şekilde işte tiyatrodan, işte operadan ya da sinemadan haberim oluyor ve gidebilme şansına erişiyorum. Çünkü hatta öğrenci kafelerinde sohbet ederken evet, değil mi? Konu arkadaşlarımdan bile geliyor. Bunun bilgisini ediniyorum. Evet. Bu o kadar önemli bir şey ki şu anda üniversitede olduğumuz için bunun çok da ayırdığında değiliz. Ama işte üniversitenin dışına çıktığımız zaman, birazcık daha uzak kaldığımız zaman bu ne kadar önemli. Bir arkadaşımla sohbet ederken bile çok basit. Mesela bir düşünürün ismini söylüyor ve o bende merak uyandırıyor. Eve gidiyorum, kimmiş bu acaba deyip o şekilde onun bilgisine erişiyorum. Bu bağlamda üniversite gerçekten akan yani bir nehir gibi, bilgi nehri gibi. O yüzden çok önemli ve kendimizi çok şanslı hissediyorum bu konuda. Evet. Hocam benim üniversiteyle ilgili asıl düşüncem şu, yani mevcut bilgiyi kullanabilen insanlar değil de bu mevcut bilgiye artı değer katabilen ve mevcut bilgi üzerine daha da fazla bir şeyler üretebilen insanlar yetiştirmesi benim için önemli olan. Ben de bu bakımdan kendim en azından sosyolojiyi seçerken var olan toplumsal mesela eşitsizlikler olsun, kadın sorunları olsun, şiddet olsun, böyle konulara daha fazla toplumda bir çözüm arayabilen bir kişi olarak girdim ve benim kendimle ilgili en çok şunu öğrendim. Bizim sosyolojide çok önemlidir. Toplumsal olgular dışsal ve baskıcıdır. İnsan ne kadar kendi olabiliyor toplum içerisinde, ne kadar birey olabiliyor. Bu önemlidir. Ve ben kendi kararlarını kendi verebilen, kendine ve insanlara yardımcı olmayı öğrenebilen bir insan olmak için üniversite 4 yıl boyunca çalıştım. Bunun için de bazı ön yargıları yıkabildim. Bugün biz şunu da biliyoruz ön yargı konusunda. Hani ön yargıların temeli bilgisizlikten kaynaklanır. Ve bu bilgiler İlla kitaplarda filan değil. En azından hani bir koridorda yanından geçen bir arkadaşına merhaba ve günaydın demekle de yıkılabilecek kadar kolay önyargılar olduğunu ben üniversitede öğrendim. Evet, çok güzel. Evet.
Evet hocam, ben bu konuda ne diyorum, ne demek isterim? Arkadaşlarımızın dediklerine katılıyorum. Gerçekten. Yani iyi ki geldim diyor musun Hatice? Tabii ki hocam. Üniversite tabii ki de yoksa çok farklı. Yoksa ne işim vardı benim burada? 4 yıl boşa da geçti. Hani Melda belki iş bulamayız falan diye düşünüyor. Evet. Acaba iş bulup bulmanın ötesinde bir tabii bireysel ki katkı. Çünkü iş bulmak aslında bizim bireysel kaybımız değil, toplumun kaybı oluyor. Yani nitelikli insan kaynağının istihdam edilememesi toplumun önemli bir sorunu. Bu nedenle tüm ekonomistler, sosyal bilimciler, hatta siyaset bilimci ve siyasetçiler, yani toplumun kaynaklarının etkin biçimde kullanılmasında istihdamı hem benim ülkemde hem dünya ülkelerinde hep ön plandır. En önemli sorun toplumun istihdamıdır. Evet. Evet hocam, mezun olan üniversite öğrencilerin istihdamı konusu çok farklı bir alanı teşkil eder. O yüzden üniversiteye okumak, üniversitede olmak gerçekten bir insan için önemli ve şans, benim için bir şans diye düşünüyorum. Çünkü üniversitede özellikle sosyoloji bölümünü ele alırsam eğer, ben sosyoloji okuyorum. Daha önce bu bölümle ilgili herhangi bir bilgiye sahip değilken şu an okuduğum bölümün nelere hizmet ettiği, hangi alanlar için aldığı, toplumsal olguları, toplumsal faktörlerin nasıl ele alındığını, hangi olgunun sosyolojik olarak incelenmesi gerektiği konusunda geniş bir bilgi birikimine sahip oluyorsun. Bunun formasyonunu elde etmiş oluyorsun. Bu da çok güzel bir ayrıcalık. Demek hepimiz mesleğimizi çok seviyoruz, evet, değil mi? Bir defa meslek edinmenin getirmiş olduğu bir haz var. Ya da mesleki açıdan olay ve olguları sorgulama bizi rahatlatıyor. Ama bir de insani açıdan da galiba, değil mi? Üniversiteler bizi geliştiriyor. Hani derler ya, eğitim insan insanlaştırır. İnsani değerleri biz öğrenme yoluyla kazanırız. Bunun en uç noktası da üniversiteler oluyor. İzin verirseniz bir de üniversite dışında bir yetişkinin üniversiteye bakışını ve bu bakış içinde söylediklerini görmek istiyoruz. Kısa bir dönemde onun hakkında konuşabilirsek, acaba dışarıdan bir yetişkin bizim gibi üniversiteleri nasıl görüyor? Ondan geliyoruz. Acaba üniversite hakkında neler düşünüyorsunuz? Üniversite mezunu musunuz? Bunu öğrenmek istiyoruz. Evet, yüksekokul mezunuyum. Üniversiteden mezun 3 tane çocuğum var. Evet. Çocuklarınızın üniversiteyi okumasını desteklemiş miydiniz bireysel olarak? Bütün gücümle. Sizce üniversitenin gerek size, gerek çocuklarınıza, gerekse topluma herhangi bir olumlu ya da olumsuz bir şeyler kattığını düşünüyor musunuz? Ben olumsuz hiçbir yönünü düşünemiyorum. Ama şu inancınız var. Neresi olursa olsun üniversite mezunu olmak, üniversite diploması sahibi olmak çok büyük bir anlam ifade ediyor. Gayet tabii. En azından hiç olmasa cahiliyetten kurtulmuş olacak. Evet, şimdi burada gördüğümüz gibi kısa bir vetera, çünkü çok güzel söyleşiler de vardır. 2 tane temel point var. Yani özellik var, özür dilerim. Galiba ara sıra İngilizce ders verince böyle dil kaçıyor. 2 önemli nokta var. Birincisi, üniversiteyi bitirmiş olmanın olgunluğunu ya da hazzını yaşıyor. İkincisi, çocukların üniversite eğitimi alması için çok büyük özveride bulunduğunu söyledi. Ben biraz daha önce de izlediğim için gördüm. Ve teşvik ediyor. Ve toplum açısından da hiçbir şey yapmıyorsa üniversite diyor, cehaletten kurtarıyor. Yani bilgiye erişimin, bilginin toplum bazında paylaşım açılımını sağlıyor. Bu demek ki üniversite konusunda İnsanların dışarıdan baktığında ön yargılarını, tipik bir örnek olarak aldık, değişik insanlarla konuştuk ama burada yansıtamadık hepsini. Çünkü zamanımız, tartışma dilimimiz çok sınırlı olduğu için, onun için kısa kısa aldık, o nedenle üzülüyorum. Ama sizin aileniz gerçekten siz üniversiteye gittiğiniz ve ya da üniversite sıralarında yer tutabilmeniz için özveride bulunduğunu düşünüyor musunuz? Yani annelerin, babaların teşvikleri var mıydı? Çünkü ben bilim insanı olarak bu konuda yaptığım araştırmalarda
anne ve babaların üniversite eğitimine katılan öğrenci çocuklarının üniversite eğitimine katılmaları için çok çaba harcadıklarını görüyorum. Bu yalnız maddi açıdan değil, zamanlarını ayırma açısından. Yani boş zamanlarını değerlendirirken bile çocuklarının öğrenim yaşamlarını ön plana çıkardıklarını görüyorum. Mesela birlikte televizyon izlenecekse çocuğu çalışacaksa televizyonu kapattığını görüyorum. Eğer çocuğun ödevi varsa, zamanı çok sınırlıysa kendi özel eğlencelerinden vazgeçtiğini görüyorsunuz. Buna benzer bir takım özveriler, yani kendisi için değil ama aynı VTR'de o yetişkin beyefendinin söylediği gibi çocuklarımın eğitimini fevkalade teşvik ettim derken bunun içinde yalnız para yok. Sosyal yaşamından zaman ayırma, özel zevklerinden vazgeçebilme ya da en azından sınırlayabilme. İşte bütün bunlar acaba siz de üniversite ortamına gelirken ya da üniversite sıralarını sizinle paylaşamayan arkadaşlarınızın konumlarını mutlaka sorgulamışsınızdır. Aileler hakikaten özveride bulunuyor mu? Üniversite eğitim almanız konusunda ailenizin teşviğini sürekli hissettiniz mi? Ceyda, istersen senden başlayalım. Yani çok kısa birer cümleyle ya da ikişer cümleyle yanıt verirsek programı da böylece bitiririz. Sanırım süre aşımına uğramaya başladık. Hocam bir nevi aslında üniversite sınavını kazanmada bir ekip işi ve bu ekipte en önemli başınızdaki koçunuz anneniz ve babanız oluyor. Benim de aynı şekilde sınava hazırlanırken dershane hocalarımın tabii ki onların da desteği oluyor, okul hocalarımızın, ama en büyük destekçim annem ve babamdı. Bizim aile... Bir anınız var mı? Mesela sizin okul dönüşünüzde ya da tatiller planlanırken sizin evet. eğitiminize göre mi düzenleniyordu? Hocam mesela bizim ailede gelenektir. Her pazar akşamı dışarı çıkarız biz ailecek. Ama benim sınav dönemimde hiçbir şekilde dışarı çıkılmadı o pazar akşamları. Aksine ben annemlere siz çıkın dediğim halde aklım kalır diye yok zaten bizim de çıkasımız yok gibisinden. O tarzda destek evet. vermişlerdi en basitinden. Onların beklentileri oluyor. Evet. Sizin Orçun var mı böyle bir anınız ya da en azından bu teşviği sürekli olarak hissettiniz mi? Hocam ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ben lisede hiç parlak bir öğrenci değildim. Annemin babamın benim çok isterler üniversiteye kazanmamı ama hiç kimsenin umudu yoktu benim kazanmama karşı. Ben üniversiteyi kazandım. Hepsi ağladılar yani. Bütün gürün gür ağladılar. Akra halamlar olsun. Şu beklentileri de, değil hiç mi? Hiç beklenti yoktu. O beklentinin fazlasıyla karşıladım. Evet, demek ki sen de çok üzmüşsün galiba değil mi? Ders konusunda evet. Çalışma programınızı kesinlikle. Değil mi? Evet. Düzenlerken. Teşekkür ederim. Var mı Nazan? Aileyle yani ailenizle olan ilişkilerde yani hakikaten bunu duydunuz mu? Teşvik edildiniz mi? Ve beklentilerini karşılama konusunda gerçekten özveride bulundum anneler babalar. Ya ben en basit yakın bir zamanda olan bir şey söyleyeyim. Geçen seneye kadar ablamla paylaşıyordum odamı. Ve bu ablam çalıştığı için haliyle beni sürekli rahatsız ediyordu. Ders çalışırken ya da işte çünkü o ders çalışmadığı için haliyle çok iyi anlamıyordu benim ne kadar sessiz bir yere ihtiyaç duyduğumu. Bunun üzerine babam bir tane daha ekstra bir oda yaptı evin içine. Sadece hani odaları ayırmak adına daha rahat, daha sessiz çalışabileyim diye böyle bir özveride bulunmuştu geçen sene. Annem zaten sürekli her konuda olduğu gibi bu konuda da hep destekliyor. Evet, bu konuda mahsur yoksa yanıt verebilir misin? Anneyi babayı da biz özellikle anneleri istismar ediyoruz yemek yapma konusunda, sofra hazırlama konusunda. Anneler hakikaten, ben hatırlıyorum kendi annemi. Zavallı, biz ders çalışalım diye zamanı bize planlardı ama biz de ben de istismar ettim biliyorum. Hazırlama, yemeğe, sofrayı erkek çocukları biz sofrayı en azından salatayı falan yapardım. Yapmazdım, beklerdim anne nasıl olsa yapıyor. O da çalışıyoruz diye. Siz de bunu hissettiniz mi ara sıra? Yapıyoruz da biz de hocam. Aynısını yapıyoruz. Yapıyoruz değil mi? İstismar ediyoruz birazcık. Yani değil mi? O zaman için insan şey diyor ama anne ve babalar gerçekten de haz alıyorlar gibi geliyor değil mi? Bize bir şeyleri yapmak, biz çalışırken başarılı olduğumuz zaman
O başarımızı en fazla paylaşanlar galiba anneler babalar oluyor. Değil mi ki? Sizin de öyle dediniz ki hüngür hüngür ağlamış. Ne kadar umutsuzlarmış Orçun bilemiyorum ama bu umutsuzluk ortamını nasıl yarattın sen? Ve iyi bir bölümde iyi bir eğitim alıyorsunuz. Kutluyorum. Buradan da anne babanıza selamlarımızı ve saygılarımızı iletelim. Ama sizin başarılı bir öğrenci olduğunuzu olduğunuzu görmeleriyle de mutlulukların arttığını biliyorum. Evet, şu an öyle. Evet. Hocam benim de biz iki kardeşiz abimle beraber. Abimle ben de üniversite okuduk ve bu konuda ailemizin yani hem babamın hem annemin hem maddi hem de manevi yardımını desteğini hep gördük. Babam emekli olduğu halde hala biz üniversite okuyabilirim diye çalışıyor. Hala da ben okulu bitene kadar çalışıyor. Yani bu konuda hiç şeyimiz yok. Mesela ben üniversiteye geldiğim zaman annemin kıymetini anladım şey bakımından. Burada ders çalışırken kimse önüne gelip meyve tabağı koymuyor, kahveni getirmiyor. Anne acıktım deyip hani yemeği hazırlanana kadar ders çalışmaya devam edemiyorsun. Ama tek başına kaldığında bir yemek yemen en az 1,5-2 saati alıyor. Kendi bulaşını yıkıyorsun, kendi yemeğini yıkıyorsun, yapıyorsun. O bakın annemin kıymetini çok anladım ben yani üniversiteye gelince. Tatillerde değil mi? Tabii. Özlem giderirken bunu yansıtıyorsundur herhalde. Tabii, bu sefer de artık annene yardım ediyoruz bir bakın. Yani bulaşık olsun. Yemek yapmayı da öğrendin ben azından salata falan. Evde mi kalıyorsun yurtta mı? Evde kalıyorum. O zaman yemek yapmayı öğrenmişsin. Öğrendim bir şeyler öğrendik hocam. İleride evlendiğin zaman eşin de rahat edecek. Eğer annesiyle birlikte yaşadıysa ona da yemek yapmayı sen öğreteceksin. İnşallah. Ben öyle yaptım. Neyse duymasın eşim. Evet. Evet hocam şeyden bahsettik, istismardan bahsettik. Mesela biz kız çocukları olarak annemize yardım ettiğimiz zaman hani normalde yardım ederiz. Yardım etmek beklenir. Kız çocukların anneleri babalarına yardım etmeleri beklenir. Ev işlerinde olsun. Bu konuda hani sen kızım çalış ben yaparım şeklinde bir özveri kesinlikle oluyor. Onun dışında sevdiğin yemeği yapma. Annem mesela benim sevdiğim yemeği ya da sevdiğim meyveyi önüme getirme gibi küçük şeyleri özverileri de oluyordu. Bu bakımdan kendini özel hissediyorsun. Evet. Teşvik ediyor. Bu bakımdan önemli. Ben mesela üniversiteyi kazandığımda ilk beni yolculadıklarında siz nereden geldiniz? Ben Diyarbakır'dan geldim Diyarbakır'dan hocam. Evet, yolculamaya geldiklerinde dayım, halalarım, teyzelerim hepsi birlikte otogara gelip beni yolculamışlar. Bu benim için çok gurur vericiydi, evet. Önemliydi. Daha önce böyle bir olay yaşamamıştım hani başka bir şehre gidip hani motivasyonu evet. Da artırıyor galiba evet. Bu tür dayanışma ve sizin dayanışma da oldukça büyük bir geniş aile evet. Olarak değil mi? Evet. Akrabalarla birlikte bunu böyle akrabalar da sizi teşvik ettiğinizi ya da arkanızda olduğunuzu ya da böyle yolculuklarda yer aldıklarını gördünüz mü? Ya da bayramlarda gittiğinizde de değil mi? Evet. Sen de akrabaları dolaşıyorsun. Evet özellikle hocam yemeğe çağırıyorlar. Mesela ben eve gittiğimde tatillerde yemeğe çağırdıkları oluyor. O çok güzel oluyor, iyi oluyor yani. Ve üniversite ortamı değil mi? Bir yerde evet. İnsanı mutlaka teşvikle, destekle ki bu teşvik ve desteğin önemli bir kesimi de ailemizden kaynaklanıyor. Ve bunlar hem bizim başarımızda motivasyonumuzu artırıyor. Hem de biz galiba daha bir mutlu oluyoruz. Birikimlerimizi de onlarla paylaşıma daha hazır hale geliyoruz. Sevgilerimizi de gösteriyoruz değil mi? Eski oluşumumuzdan daha farklı, daha anlayışlı olduğumuz. Büyümüşsünüz dedikleri oluyor mu size ilk döndüğünüzde? İlk karşılaştığınız, evet. Mesela diyelim ki 3-4 ay sonra ilk sömestrede gittiğiniz zaman kızım oğlum sen de ama büyümüşsün. Yani bakışlarında olur o söz söylenmese bile. O olgunluğunu hissedersiniz. Yani üniversite insanı olgunlaştırıyor. Duygusunu siz yaşadınız ama çevrenizden de gözlendi aileleriniz tarafından. Evet hocam mesela benim arkadaşlarım Diyarbakır'daki arkadaşlarım bana Egeli demeye başladılar. İzmirli diyenler oluyordu. Yani olabiliyor tabii evet. Ki üniversitenin vermiş olduğu bir şey var, isim var yani. Var. Hocam bir de şöyle bir şey var. Üniversiteye gitmeden önce muhabbetlerimiz okulda ne yaptın? Arkadaşlarınla ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Üzerineydi. Üniversiteye gittikten sonra artık hani olgun bir birey olarak görüyor aile bireylerimiz, evet. Bizi teyzemler, halamlar, annemler, babamlar. Hani oturup arkadaşça onların dertlerini ben dinliyorum, onlar benim dertlerimi dinliyor.
hani dünya görüşümüzü konuşuyoruz, siyasi evet. muhabbetler yapıyoruz, çok değişik muhabbetler yapıyoruz artık. Onlar çünkü bizi artık olgun birey olarak görüyorlar. Evet, o güzel bir duygu değil mi? Evet. Melda'ya bak verelim, ondan sonra da bakalım bu aileyle olan etkileşim bizi ne denli mutlu ediyor ya da onların teşvikleri bize değil mi başarıya eriştiriyor. Şimdi sen geldiğinde acaba Hatice gibi böyle aileler, anne baba, akrabalar, yakın akrabalar seni de Marmaris'ten İzmir'e yolcu ettiler mi yoksa yol yakın diye? Hocam ben biraz şanslıyım. Bizim akrabalar hep Aydın'da, biz Marmaris'te oturuyoruz. O yüzden annem, babam, kardeşlerim o şekilde oldu. Ama olsun, canları sağ olsun. Yine de güzeldi. Neyse hocam, ben şey diyecektim. Biz daha çok bu üniversite sınavlarının hazırlanma döneminde çoğu şeyin farkına varmadık. Aslında biz o sırada sınava hazırlanma ya da şu anda da öyleyiz gerçi. Anne babamızın hayatların odak noktasındayız. Yani onlar, her şey bizim için. Ama bunun farkına kesinlikle varmamışızdır herhalde. Vardık desek de ucundan kıyısından varmışızdır ama şimdi üniversiteye gelince bunun biraz daha farkına vardık ve onların biraz daha değerini anladık. Anladım. Bu şekilde çok onların bize olan çabalarını, annem de hiç ev işi hani yaptırmazdı. Yemek yapmayı öğrendin, biz bize konuşuyoruz. Hocam ben de yurtta kalıyorum. Kalıyorsun, devam ediyor yemek arada yapmaya. Arada işte hocam tatile gittiğimizde annem gel diyor, bak diyor o şekilde ama üniversite sınav hazırlık döneminde hocam ne bulaşık yıkadım. Anneler değil mi destek oluyor? Evet, yemek yaptım. Pek çok genç üniversite sınavları döneminde, daha doğrusu bu vize ve finallerde sıkışıyorlar ve gözlerinde o var, fırsat bulsak da eve gitsek, karnımızı doyursak, daha fazla çalışmaya zaman ayırsak diye bakıyorlar. Zaman zaman da söylüyorlar bana. Sizde de oluyor mu o duygu? Çünkü yemek yapmak değil mi bir zaman kaybı gibi geliyor. Evet. Bulaşık yıkamak. Yani öyle bir hale geliyor ki ev işleri birden insan omuzlarına bastırıveriyor üniversiteye geldiğiniz zaman. Özellikle ailenizle birlikte, ailenizin olduğu kentteki üniversiteye gitmiyorsanız, bir başka kente gitmek zorundaysanız, ister yurtta kalınız, ister evde kalınız, inanın bana sorumluluk artıyor. Evet, mesela, son olarak da sizi dinleyelim. Hocam mesela bu konuda ben de Kuşadası'nda, ailem Kuşadası'nda yaşıyor. Ne güzel memleketlerde yaşıyorsunuz. Marmaris, Kuşadası. Diyarbakırlı Hatice'yi hiç davet ettiniz mi? Bak aynı sınıftasınız. Evet hocam, ben ediliyor mu? Gitmiştiniz, evet, tamam. İşte mesela sınav zamanları veya ödevlerim yoğun olduğu zamanlar sırf yemekten, bulaşıktan vesaireden kurtulmak için eve gidiyorum. Orada daha rahat çalışıyorum tabii. Tabii 45 dakika galiba değil mi? Bir saat. Bir saat 15 dakika civarı bir şey. İyi, demek ki kamu vasıtaları da yani değil mi? Hı-hı. Toplu taşımayla gidiyorsunuz. Evet, otobüse gidebilirim. Gidebiliyorsunuz. O da hakikaten aynen yakın. İzmir'in bir başka yöresine gitmekten de yakın oluyor zaman zaman. Onun için kaçışlar daha fazla. Son defa derste görmedim. Demek ki ailenin yanında yemek yiyordum. Efendim çok teşekkür ederim. Sizlerle olmak çok güzeldi. Geldik hep birlikte bu oturumu, gençlerin ya daha doğrusu üniversite gençliğinin gözüyle üniversiteyi paylaşıma açtık. Ne mutlu sizlerle olmak, ne mutlu görüşlerinizi üniversite televizyonu ortamında bizi dinleyenlere, izleyenlere ile paylaşabilmek. Sizlerle olmak çok güzeldi. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Çekiliyorsak böyle hoş geldiniz yapabilir. Çekilmiyorsak da ben içten teşekkürlerimi iletiyorum. Teşekkür ederim. Evet sayın izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi birlikte öğrenci arkadaşlarımla birlikte dünyayı ve dünyada üniversite eğitimini tartıştık. Aslında tartışmadık. Söyleşiyle sizinle üniversitenin önemini hem ülkemizde hem de dünya gözündeki yerini irdelemeye çalıştık. Üniversiteli olarak, üniversite öğretim üyesi ve öğrencileri olarak, biz buna üniversite mensupları olarak bu televizyonda her hafta radyoda olmak üzere ayda bir kez de üniversite gençliği olarak günümüzde
düşen olay ve olguları, yani hem dünyanın hem de Türkiye'nin gündeminde olan sosyal ve doğal olayları sorgulamaya, bakış açımızla sizlere yaklaşmaya, sizlerin görüşleriyle birlikte televizyon ortamında paylaşmaya çalışacağız. Dilerim önümüzdeki bir başka programda sizlerle birlikte oluruz. Hepinize iyi akşamlar, iyi günler, sağlıkla kalın.